Niye? Yok, tarlada yapalım ki anlamaz. Çukurova'da buğday hasatının gerçekleşeceği bir buğday tarlasındayız. Gördüğünüz gibi üreticilerimizle beraber buradayız. Üreticilerimiz endişeli ve tedirgin bir bekleyiş içerisindeler. Çünkü yüksek fiyatlarla girdilerle yetiştirdikleri buğdayla ilgili henüz bir taban fiyatının olmaması üreticileri kara kara düşündürüyor. Özellikle geçtiğimiz yıl 2020 yılında üreticinin elinden 1600 liraya tonuna alınan bir dönemde hemen arkasından hasatın bitimiyle birlikte 1800 lirayla 2400 lira arasında değişen fiyatlarla yurt dışından ithalat yapılması üreticiyi çok daha fazla tedirgin etmiş durumda. Bugün için tekrar bir buğdayın ithalat yapılması durumunda liman teslimi yurt dışından 2600 liraya buğdayın geleceğini düşünürsek üreticilerimize verilmesi gereken minimum fiyat 2500 lira ve üzerinde bir fiyat olmalı ki üretici bundan sonraki tarımsal faaliyetlerini sürdürebilmeli ve buğdaydan sonraki ekeceğe diğer ürünlere de finansman sağlayabilmeli. Buradan seslenelim ithalat sevdalı hükümete. İthalattan vazgeçin. Özellikle son yıllarda buğday ithalatları oldukça çok yüksek rakama ulaştı. 2019 yılında yaklaşık 9,8 milyon ton buğday ödendi. İthalat yapıldı. 2020 yılında 10 milyon tonun üzerine buğday ithalatı yapıldı. Tüm AK Parti iktidarı döneminde 19 yılda 60 milyon ton buğday ithalat yapılarak 15 milyar dolar para verildi. Bu para Türk çiftçisinin parası, yerli üreticinin parasıydı. Kendi üreticilerimize destek vermek gerekiyordu ama bunlar yurt dışındaki üreticilere desteği seçtiler. 2002 yılında AK Parti iktidara geldiğinde 2002 yılındaki buğday ithalatı 150 milyon dolarken 2020 yılına gelindiğinde 2020 yılında bir 10 milyon ton buğdaya 2,5 milyar dolar para verilerek buğday ithalatı gerçekleştirildi. Yani 16 kat daha fazla para ödenerek buğday ithalatı gerçekleştirildi. Yerli ve milli izleyenler, yerli ve milli olan üreticilerimizi desteklesinler. İthalata değil, üretime katkı sunsunlar. Tarımsal üretim planlaması yapılarak destekleri yeterli seviyeye getirsinler. Aksi takdirde üreticiler buğday ekmekten vazgeçiyor. Çünkü 2004 yılında Türkiye'de 93 milyon dekar alanda ekilen buğday alanları son yılda 68,5 milyon dekara düşmüştür. Yani 23-24 milyon dekar alan buğdayda ekmekten vazgeçmiştir. Üretici daha fazla para kazanacağı ürünlere yönelmiş ya da maliyetinin altında kaldığı için ekim alanlarını terk etmiştir. Gelin tarımı destekleyin, üreticiyi destekleyin. Tarımsal faaliyetler bundan sonra daha da sürdürülebilir olsun. Pahalı olursa ekmeği de o kadar kıymetini bilir halkımız. Ucuz oldukça fiyatları hiç açıklamıyorlar bu devlet. Ondan sonra bizim buğday üretiyoruz. Buğday pandemi zamanında en önemli olan nokta buğdaydır yani. Ekmek olmazsa ne olabilir? Bu bütün dünyada buğday önemli. Buğdayın fiyatları yok. Gübre uçtu gitti. Mazot kesa, çiftçi kan alıyor yani. Kesinlikle öyle bir şey olamaz yani. Gübre 3500 olmuş. Buğdanın fiyatı açıklanmamış. Yarın fiyatı ne olacak bellisiz. Bir kredi çekiyoruz, bir bankayı kapatıyoruz. Buradan çekiyoruz, öbür bankaya aktarıyoruz. Öbür bankadan bu bankaya. Soğan geldi, soğan tarlada. Patates geldi, patates tarlada. Ne ekeceğimizi şaşırdık. Son noktaya geldik bizim. İçecek, nefes alacak halimiz kalmadı yani bu şeyde yani. Ne ektiniz? Biz taban fiyatının her zaman bir ay önce açıklanmasını istiyoruz. Yani Nisan ayının sonunda açıklansın istiyoruz. Bizim girdilerimiz arttı. 1600 liraya aldığımız gübre 3500 lira oldu. Biz de geçen yıl 1600 liraya sattığımız buğdayı o zaman biz de 3500 lira, 3400 lira istiyoruz. Çünkü enflasyona yoksa yenik kalacağız, yenik düşeceğiz. İlerimizi göremiyoruz, bir sonraki yılımızı göremiyoruz çiftçi olarak. Yani çiftçi şu an için en çok ezilen çiftçi ve üreten. Mesela soğan, patates buralarda üretilmediği halde halen tarlada elinde kaldı. Soğanı hasat edilmeden tarlalar sürüldü, tarlada kaldı. Patates de aynı keza.
buğdayın da o şeye gelsin istemiyoruz yani, onlar gibi olsun istemiyoruz. İki katına çıkıyoruz, zarar ediyoruz. Fosfan ediyoruz, evet. Zarar ediyoruz. Şimdi de buğday, buğday hasadı geliyor. Ahmet, gel bakalım. Gel bakalım. En yakın zamanda buğdayın taban fiyatının açıklanması ümidiyle, değil mi? Evet. 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 Evet.